Fonksiyonların türevlerini nasıl alacağımızı biliyoruz. Evet, türev. Mesela eğer x karenin türevini alırsak, evet, 2x elde ederiz. x kare artı 1'in türevini alırsak da yine 2x olur değil mi? Aynı şekilde x kare artı pi'nin türevini aldığımızda da 2x buluruz. x karenin türevi 2x'tir pi sabitinin x'e göre türevi ise sadece 0. Yine sabit bir sayı olan 1'in x'e göre türevi yine 0 olacak. Yani evet bu sadece 2x'e eşit. Genel olarak x'in karesi artı herhangi bir sabit sayının x'e göre türevi her zaman 2x'e eşit olacaktır. x karenin x'e göre türevi 2x'tir. Bir sabitin x'e göre türevi ise sabit sayı x'e göre değişmediğine göre sadece 0'a eşittir. Yani bu ifadelerin herhangi birinin türevini alırsanız 2x elde edersiniz. Şimdi bir de diğer taraftan bakalım. Yani ters türev hakkında düşünelim. Bunu düşünmenin bir yolu şu: Ters türev evet ters türev derken aslında türev işleminin tam tersini yapıyoruz. Türev alırken bir ifadenin türevini buluyoruz. Şimdi ise elimizdeki bir ifadenin acaba neyin türevi olabileceğini evet bunu bulmak istiyoruz. Öyleyse mesela elimizde 2x ifadesi var. Aslında şuraya bir yazayım. 2x neyin türevidir? Evet. Eğer bize 2x neyin türevidir diye sorulduysa aslında bizden ters türev isteniyordur. Bu durumda 2x x karenin türevidir diyebiliriz. Ancak 2x'in x kare artı 1'in türevi olduğunu da söyleyebiliriz değil mi? Hatta 2x'in x kare artı pi'nin türevi olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, sanırım genel fikri anlamışsınızdır. Bu yüzden en genel şekliyle yazmak gerekirse, 2x'in x kare artı bir sabit sayının türevi olduğunu söylemek doğru olacaktır. İşte 2x'in ters türevinin bu olduğunu düşünebiliriz. Şu ana kadar her şey güzel ama bunu böyle bir cümle şeklinde yazmak zorunda kalmak biraz acemice duruyor. O yüzden bunun yerine ters türev için genel bir ifade kullanalım. Buradaki genel kural bunun için tuhaf görünümlü bir gösterim kullanmaktır. Evet şu şekilde uzun s harfi gibi bir şey kullanılır ve sonra da ters türevi alınmak istenen fonksiyonun diğer tarafına da dx yazılır. Yani hangi değişkene göre ters türev alındığı. Yani mesela bu durumda böyle bir şey yazarız. Aslında burada sadece 2x'in ters türevi denmek isteniyor ki bu da az önce söylediğimiz gibi x kare artı c'ye eşit. Şimdi neden bu tür çılgın gösterimleri kullanıyoruz diyebilirsiniz. Bunun cevabı belirli integral eğrinin altındaki alan ve eğrilerin altındaki alanları yaklaşık olarak belirlemek için dikdörtgenlerin toplamını almak gibi konulara geldiğimizde daha açık hale gelecek. Burada aslında sadece ters türev için bir gösterim olarak kabul edilmelidir. Ve işte bu gösterime yani bu ifadeye belirsiz integral denir. 2x'in belirsiz integrali ki bu da 2x'in ters türevi demenin başka bir yoludur.